Merhaba arkadaşlar. Senin için kolay İngilizce kanalımızın B1 seviye örnek cümlelerinin bugünkü dersinde adjectives and adverbs, sıfatlar ve zarflar konusu hakkında konu anlatımları da yaparak bol bol cümleler kurarak anlatacağım. Evet arkadaşlar, dersimize başlamadan önce önceki videolarımızı beğendiyseniz eğitimlerimizin devamlılığı için beğenmeyi abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemiz ile başlayalım. Alper yavaş bir sürücüdür. O yavaşça sürer. Bu cümlemizde sıfat ve zarf olan iki cümle mevcuttur. Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için arkadaşlar, sıfatlar adjectives ve zarflar adverbs konularını birlikte anlatacağım. Ve bu şekilde Konuyu öğrenmemiz daha kalıcı ve etkili olacaktır. Bu yüzden bu dersimizde iki konuyu karşılaştırmalı olarak bir tablo şeklinde gösterecek olursak. adjektif sıfat, ismi niteleyen kelimelere sıfat diyoruz. İsime sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Adverb zarf da ise Türkçede olduğu gibi fiilleri durum, zaman ve azlık çokluk yönünden niteleyen kelimelerdir. Bir cümlede zarf olup olmadığını anlayabilmek için fiile nasıl, ne zaman, ne kadar gibi sorular sorarız ve zarfın birçok çeşidi vardır arkadaşlar. Bunlar durum zarfları, sıklık zarfları, zaman zarfları, yer zarfları, amaç bildiren zarflar gibi. Biz bu dersimizde durum zarfını göreceğiz. Durum zarfı da fiile sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Ve konunun iyi anlaşılabilmesi için sıfatlar ve zarflar konusunu tabloda gördüğünüz gibi örnekleyerek gruplandırdım. Düzenli değişen zarflarda arkadaşlar, sıfatlar bir cümledeki ismi nitelik ve nicelik bakımından etkilerler ve cümlede niteledikleri isimlerden her zaman önce gelirler. Örnekte He is a perfect person. O mükemmel bir insan. Nasıl insan? Mükemmel. Perfect sıfatının isimden önce geldiğini görüyoruz. Bunun gibi kırmızı araba dediğimizde red car, büyük ev dediğimizde big house gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Zarflar ise fiili nitelerler. Arkadaşlar, durum zarflarında kural olarak genellikle fiilden sonra gelmekle birlikte fiilden önce de gelebilirler. Diğer zarf çeşitlerinde ise cümle içerisinde herhangi bir noktada bulunabilirler. Örnekte he plays perfectly. O mükemmel oynuyor. Fiile nasıl oynuyor dediğimizde mükemmel şekilde anlamında perfectly zarf yaptığını ve oynamak fiilinden sonra ve perfect sıfatını zarf yapmak için L'ye takısının geldiğini görüyoruz. Genellikle istisnalar haricinde arkadaşlar sıfatlar adjectives sonlarına L'ye takısı getirilerek elde edilirler. Yine tabloda gruplandırdığımız bu istisnalardan kısaca bahsedecek olursak zarflar için arkadaşlar her zaman sıfatın sonuna L2 getirilerek oluşturulamazlar. Bu kelimeler düzenli değişen zarflar içindir arkadaşlar. Bazı sıfatlar bu kuralın dışında kalırlar ve düzensiz olarak değişirler. Örnekte he is a good teacher. O iyi bir öğretmendir. Burada good sıfattır. Diğer cümlede ise he teaches well. O iyi öğretir. Bu ikinci cümlede ise standart kurala göre sıfat zarf olduğunda goodly olması gerekirdi. Fakat arkadaşlar bu sıfat düzensiz olduğundan dolayı bu kurallardan bağımsız olarak değişmektedir. Yani birinci cümlede good sıfatı nitelerken ikinci cümlede well fiili nitelemektedir. Düzensiz değişen bu zarfları ezberlemeniz gerekmektedir. Başka bir istisnada ise bazı kelimeler hem sıfat olarak ve hem de zarf olarak kullanılabilirler. Yani bu kelimelerin sıfatı ve zarfı aynıdır ve bu kelimelerin de yine aynı şekilde ezberlenmesi gerekir. Örnekte I want a fast car hızlı bir araba istiyorum. Burada fast sıfat olarak kullanılmıştır ve ismi nitelemektedir. İkinci örnekte my car must go fast. Arabam hızlı gitmeli. Bu cümlede ise normalde düzenli değişen zarf olsaydı fastly dememiz gerekirdi. Fakat zarf olarak kullanımı sıfat olarak kullanımıyla aynıdır ve fast olarak kullanılmıştır. Başka bir istisna ise genelde L ile biten kelimeler adverb zarf olurlar demiştik. Fakat L ile biten sıfatlar da vardır arkadaşlar. Örneğin ilk cümlede He is a cowardly person. O korkak bir kişidir. Burada cowardly sonu L iki almış bir sıfattır. Diğer cümlede He acted in a cowardly way. O korkakça hareket etti. Zarf yapmak için korkakça, korkak bir şekilde anlamında a cowardly way şeklinde kullandık. Bu sıfatlarda arkadaşlar zarf hali manasını verecek şekilde kullanmak icap eden durumlarda. Bu manalara yakın başka bir adverb zarflar kullanılır ya da zarf cümleci şeklinde kullanılırlar. Bir diğer istisnada ise bazı sıfatlar L'ye alınca adverb zarf olurlar. Fakat bunlar sıfat oldukları zamanki anlamı zarf oldukları zaman taşımazlar ve farklı anlamlar alırlar. Örnekte it was a fair match. Çok adil bir maçtı. Burada fair sıfat anlamı adil olarak kullanılırken ikinci cümlede dollar is fairly expensive. Dolar oldukça pahalı. Fairly yani zarf olarak anlamı oldukça anlamına gelmektedir. Buna benzer şekilde arkadaşlar. Low alçak demektir. Fakat biz buna lowly derken alçakça değil, alçak gönüllülükle demektir. Bunun gibi sıfat manası ile zarf manası birbirinden değişik şekillerde mana veren kelimeler vardır ve bunlar da dikkate alınmalıdır. Bunların belli kuralları yoktur arkadaşlar. İstisnai durumları vardır ve ezberlenmeleri gerekir cümlemize tekrar dönersek. İlk cümlemiz sıfat alan bir isim cümlesidir. Yavaş sürücü olan kim diye sorduğumuzda Alper öznesini cümlenin başına alırız. Ardından is to be olmak fiili. Sonra nasıl bir sürücü diye sorduğumuzda yavaş sıfatı a slow. Ardından sürücü ismi driver ekliyoruz. Sonraki cümlede Zarf kullanılan geniş zaman fiil cümlesidir. Kim sürer diye sorduğumuzda o he öznesi ardından geniş zaman sürmek fiili drive nasıl sürer yavaşça yavaş bir şekilde anlamında slow sıfatına Lye ekliyoruz. Slowly diyoruz. Cümlemiz son olarak Alper slow driver he drives slowly. Diğer cümlemiz o uzun boylu ve yakışıklı bir çocuktur. Bu cümlemizde sıfat kullanılan bir isim cümlesi mevcuttur. Cümlede uzun boylu ve yakışıklı çocuk kimdir diye sorduğumuzda o, hi öznesini cümlenin başına alırız. Ardından hi öznesinden sonra is to be fiili, sonra sıfatı bulmak için nasıl bir çocuk diye sorduğumuzda uzun boylu ve yakışıklı A tall and handsome diyoruz. Ardından çocuk ismi boy ekliyoruz. Cümlemiz son olarak he is a tall and handsome boy. Diğer cümlemiz babam üzgün şarkı söylüyor. Bu cümlemizde ise zarf kullanılan şimdiki zamanda çekimlenmiş bir fiil cümlesi vardır. Kim şarkı söylüyor diye sorduğumuzda babam my dad. Ardından şimdiki zamanda olduğu için is ve şarkı söylemek fiili sing ve ing takısı kullanılır. Is singing. Son olarak zarfı bulmak için fiile sorulan nasıl sorusuna cevap veriyordu. Nasıl şarkı söylüyor diye sorduğumuzda üzgün bir şekilde anlamda sad sıfatı ardından l'ye ek ekleyerek zarf yapıyoruz. Cümlemiz son olarak my dad is singing sadly. Diğer cümlemiz Arda hızlı bir oyuncudur. Hızlı bir şekilde futbol oynar. Bu cümlemizde sıfat kullanılan bir isim cümlesi mevcuttur. Kim hızlı bir oyuncudur diye sorduğumuzda Arda öznesini cümlemizin başına alırız ve ardından istubi fiili sonra nasıl oyuncudur diye sorduğumuzda hızlı bir oyuncudur. A hızlı sıfatı ardından İsmi player ekleriz. Diğer cümlemizde ise Arda'nın hızlı bir şekilde futbol oynadığından bahsediyor. Geniş zamanda kullanılan zarf cümlesidir. Kim oynar dediğimizde Arda'yı temsil ettiği için he öznesi, ardından oynamak play fiili ve geniş zaman olduğu için as takısını ekliyoruz, plays. Sonra ne oynar? Futbol nesnesini ekleriz. Nasıl oynar diye sorduğumuzda hızlı bir şekilde ya da hızlıca anlamında quick hızlı sıfatını -le ile hızlıca zarf yapıyoruz. Cümlemiz son olarak Arda a quick player. He plays football quickly. Diğer cümlemiz O başarılı bir futbolcudur. Bu cümlemizde yine sıfat kullanılan bir isim cümlesi mevcuttur. Kim başarılı bir futbolcudur diye sorduğumuzda o, hi öznesini cümlenin başına alırız. Ardından is to be fiili, sonra sıfatı bulmak için nasıl bir futbolcu diye sorduğumuzda başarılı, a successful, son olarak futbolcu ismini ekleriz. Futbol player, cümlemiz son olarak he is a successful football player. Diğer cümlemiz, Mehmet İngilizceyi kolayca öğrenir. Bu cümlemiz Zarf kullanılan geniş zaman fiil cümlesidir. Cümlede kim İngilizceyi kolayca öğrenir diye sorduğumuzda Mehmet öznesini cümlenin başına alırız. Ardından öğrenmek fiili learn ve sonuna s takısını ekleriz. learns ne öğrenir İngilizceyi English nasıl öğrenir kolayca kolay bir şekilde anlamında kolay sıfatına easy sıfatında y'yi kaldırıp ile'ye ekleriz. Cümlemiz son olarak Mehmet learns English easily. Diğer cümlemiz Sinem iyi bir öğretmendir. O iyi öğretir. Bu cümlemizde sıfat ve zarf olan iki cümle mevcuttur. İlk cümlemizde sıfat alan isim cümlesidir. İyi bir öğretmen olan kim diye sorduğumuzda sinem öznesini cümlenin başına alırız. Ardından is to be fiili, sonra nasıl bir öğretmen diye sorduğumuzda iyi bir öğretmen, a good, ardından isim öğretmen, teacher ekleriz. İlk cümlemiz sinem is a good teacher. İkinci cümlemizde geniş zamanda kullanılan bir zarf cümlesi vardır. Cümlemizde kim öğretir diye sorduğumuzda o she öznesini ekleriz. Ardından öğretmek fiili teach ve sonuna s takısını ekleriz. teaches. Sonra zarfı bulmak için nasıl öğretir diye fiile sorduğumuzda iyi bir şekilde, iyice anlamında well zarfını ekleriz. Cümlemiz son olarak she is a good teacher. She teaches well. Diğer cümlemiz onun bilgisayarı yeni ve pahalıdır. Bu cümlemizde yine sıfat kullanılan isim cümlesidir. Kimin bilgisayarı yeni ve pahalıdır diye sorduğumuzda onun bilgisayarı his computer ardından his to be fiili sonra yeni ve pahalı sıfatını ekleriz. New and expensive. Cümlemiz son olarak his computer is new and expensive. Diğer cümlemiz Oya havuzda hızlıca yüzebilir. Bu cümlemizde de zarf kullanılan bir fiil cümlesidir. Kim yüzebilir diye sorduğumuzda oya öznesini cümlenin başına alırız. Ardından ebilmek anlamında can modalını ekleriz. Sonra yüzmek fiili swim. Nasıl yüzebilir? Hızlıca anlamında fast zarfını ekleriz. Bu cümlede hızlı olan fast sıfatı zarfa dönüştüğünde herhangi bir ek almadığını görürüz. Yani zarf olduğunda herhangi bir ek almayan bir zarftır. Ardından nerede yüzebilir? Havuzda. In the pool ekleriz. Cümlemiz son olarak Oya oh, can swim fast in the pool. Diğer cümlemiz Fatih iyi bir öğrencidir. Bu cümlemizde de yine sıfat alan sim cümlesidir. Kim iyi bir öğrencidir diye sorduğumuzda Fatih öznesini cümlenin başına alırız. Ardından is to be fiili, sonra nasıl öğrenci, iyi bir öğrenci, a good sıfatını ekleriz. Sonra isim student ekleriz. Cümlemiz son olarak Fatih is a good student. Diğer cümlemiz arabanı dikkatli kullanmalısın. Bu cümlemizde de zarf kullanılan bir fiil cümlesidir. Kim dikkatli kullanmalı diye sorduğumuzda sen you öznesini cümlenin başına alırız. Ardından meli malı anlamında zorunluluk ihtiva eden must modal'ını ekleriz. Sonra sürmek kullanmak anlamında drive fiilini ekleriz. Neyi dikkatli kullanmalısın diye sorduğumuzda senin arabanı your car ve nasıl kullanmalısın dikkatli şekilde yani dikkatlice anlamında carefully zarfını ekleriz. Cümlemiz son olarak You must drive your car carefully. Diğer cümlemiz Babam bugün çok üzgündür. Bu cümlemizde sıfat alan isim cümlesi kullanılmıştır. Kim üzgündür diye sorduğumuzda babam my dad öznesini cümlenin başına alırız. Ardından is to be fiili Sonra çok üzgün anlamında very sad. Son olarak zaman zarfı today ekleriz. Cümlemiz son olarak my dad is very sad today. Diğer cümlemiz yetişkin sohbeti çocukları çabucak sıkar. Bu cümlemizde zarf kullanılan geniş zaman cümlesidir. Çabucak sıkan ne diye sorduğumuzda yetişkin sohbeti adult conversation Nasıl sıkar? Çabucak quickly zarfı, ardından sıkmak fiili bore geniş zaman olduğu için de s takısını ekliyoruz. bores. Son olarak kimi sıkar? Çocukları children nesnesini ekliyoruz. Cümlemiz son olarak adult conversation quickly bores children. Diğer cümlemiz Kız kardeşim güçlü bir kızdır. Bu cümlemizde sıfat kullanılan bir isim cümlesidir. Kim güçlü bir kızdır diye sorduğumuzda kız kardeşim, my sister cümlenin başına alırız. Ardından is to be fiili sıfatı bulmak için nasıl bir kız diye sorduğumuzda güçlü bir kız, a strong ardından ismi ekliyoruz, girl. Cümlemiz son olarak my sister is a strong girl. Diğer cümlemiz Meyve gölgede iyi olgunlaşmaz. Bu cümlemiz zarf kullanılan geniş zaman cümlesidir. Ne olgunlaşmaz diye sorduğumuzda meyve fruit ve geniş zaman olduğu için olumsuz hali does not ardından olgunlaşmak fiili ripen ekleriz. Nasıl olgunlaşmaz diye sorduğumuzda iyi şekilde İyice anlamında well durum zarfını son olarak nerede olgunlaşmaz diye sorduğumuzda gölgede in the shade yer zarfını ekleriz. Cümlemiz son olarak fruit does not ripen well in the shade. Diğer cümlemiz mektubu yeniden yazmayı hemen kabul etti. Bu cümlemizde geçmiş zamanda zarf kullanılmıştır. Mektubu yazmayı kabul eden kimdir diye sorduğumuzda o. She öznesini cümlenin başına alırız. Ardından kabul etmek fiilinin geçmiş zaman hali agreed. Sonra hemen, çabucak, hızlıca anlamında quickly zarfını kullanırız. Ardından yeniden yazmak için anlamında to retype ekliyoruz. Neyi kabul etti? Mektubu. The letter ekliyoruz. Cümlemi son olarak She agreed quickly to retype the letter. Evet, bugünkü dersimiz de buraya kadar. Gelecek videolarımızda B1 seviye yeni konu ve örnek cümleleriyle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğendiyseniz, sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.